Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Zeynep bint Muaviye radıyallahu anha. Sakif kabilesine mensup olan Zeynep binti Muaviye bin Attab es-Sakafiye, Hazreti Peygamber'e biat edenlerden ve muhacirler arasında önde gelen kadın sahabilerdendi. Zeynep binti Muaviye, zanaatkar bir hanımefendiydi. Çalışmayı çok seven bir yapıya sahip olan Zeynep, el emeği göz nuru el işleri yapar, ürettiği eserleri satarak zengin olmuştu. İbadetlerine düşkünlüğüyle de bilinen Zeynep, ticaretten kazandığı paranın zekatını vermekte hassas davranırdı. İlim öğrenmeyi seven bir sahabeydi Zeynep. Allah Resulü'nün zaman zaman kadınlar için yaptığı vaazları dikkatle takip eder, İslam için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdı. Bir gün vaazında Allah Resulü'nün "Ziynet eşyanızdan bile olsa sadaka veriniz" buyurması üzerine takılarını tasadduk etmek istemesinin onun dindarlığının nişanelerinden olduğu görülmektedir. Zeynep, ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Abdullah İbni Mesud ile evlenmişti. İbni Mesud radıyallahu anh iyi fıkıh bilen, Kabe'de müşriklere karşı sesli olarak ilk defa Kur'an okuyup dinleten cesur bir sahabiydi. Zeynep, sadakasını daha çok aile fertleri için harcardı. Kocası Abdullah İbni Mesud'un herhangi bir geliri olmaması sebebiyle ev ihtiyaçlarının çoğunu Zeynep binti Muaviye radıyallahu anha karşılardı. Allah Resulü'nün "Ziynet eşyanızdan bile olsa sadaka veriniz" buyurması üzerine Zeynep binti Muaviye radıyallahu anha'nın aklına eşi ve çocuğu için yaptığı harcamaların sadaka hükmünde olup olmayacağı takıldı. Bunun üzerine eşi İbni Mesud radıyallahu anh'tan Allah Resulüne giderek ondan eşi ve çocuğu için yaptığı harcamaların sadaka hükmünde olup olmayacağını sormasını istedi. Fakat Abdullah İbni Mesud bunu kabul etmedi ve bu soruyu Resulullah'tan kendisinin sormasını istedi. Zeynep binti Muaviye radıyallahu anha Resulullah'ın kapısına varınca aynı soruyu sormak üzere Ensar'dan bir kadının orada beklediğini gördü. İçeriye girmekte biraz çekingenlik gösterseler de içeriden Bilal çıkınca Allah Resulü'nden kocalarıyla kendi yetimlerine verecekleri sadakanın kabul olup olmadığını sormasını istediler. Bilal radıyallahu anh vakit kaybetmeden Resulullah'ın huzuruna girdi ve konuyu anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Kim onlar?" diye sordu. Bilal, Ensardan bir kadınla Zeynep cevabını verdi. Efendimiz tekrar, "Hangi Zeynep'miş o?" diye sordu. Bilal de, "Abdullah'ın karısı" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Onlar böyle yapmakla iki sevap birden kazanırlar. Biri yakınlarını himaye sevabı, diğeri de sadaka sevabı." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle doğrudan görüşme fırsatı bulamayan birçok kadın sahabi gibi Zeynep de dini eğitimini erkek akrabalarından, özellikle de İslam'a yeni girenleri eğiten kocası Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan aldı. Zeynep binti Muaviye radıyallahu anha vakit namazlarında cemaate katılırdı. Muhtemelen kocası gibi o da koku sürünmeyi seviyor ve gece karanlığında kokusundan fark ediliyordu. Nitekim kendisinden rivayet edilen bir hadise göre Resul-i Ekrem onu ve diğer kadınları yatsı namazına geldiklerinde koku sürünmemeleri konusunda uyarmıştı.
Bir gün cildinde görülen bir hastalığın tedavisi için yaşlı bir kadına bir takım ipliklerle rukye yaptırırken Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh aniden eve geldi. Zeynep kadını saklamaya çalıştıysa da boynundaki iplikleri görünce durumu anladı ve bunların şirk alameti kabul edildiğini ifade etti. Zeynep, daha önceki hastalıkları sırasında da bir Yahudi kadına rukye yaptırıp iyileştiğini söyleyince, İbni Mesud radıyallahu anh, aile fertlerinin caiz olmayan dua ve eşyalarla rukye yapmalarına, muska ve nazar boncuğu takmalarına gerek bulunmadığını, hastalandıkları zaman Resul-i Ekrem'in öğrettiği dualarla deva aramaları gerektiğini belirtti ve ona Hazreti Peygamber'in okuduğu şu duayı öğretti. Ey insanların Rabbi! Derdimi gider, bana şifa ver. Sen şifa vericisin. Senden başka hiç kimse şifa veremez. Bana öyle bir şifa ver ki derdimden eser kalmasın. Zeynep binti Muaviye radıyallahu anh'ın vefat tarihi bilinmemekteyse de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın vasiyetinde kızlarını ve hanımlarını vaktiyle Resulullah tarafından kendisiyle kardeş ilan edilen Zübeyir bin Avvam ile onun oğlu Abdullah bin Zübeyir'e emanet ettiğini yazması, ölümünden sonra Medine'deki evinin muhacirlerden olan hanımına kaldığının bildirilmesi, Zeynep'in hicretin 32. yılında ölen kocasından sonra vefat ettiğini göstermektedir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.